Evet arkadaşlar, hepinize Almanya'dan selamlar, saygılar. Haftaya, yani haftaya değil de bu hafta oluyor ya, hafta sonuna diyelim. Cumartesi günü Allah'ın izniyle bayramın ikinci günü Almanya'dan izine arabayla, karayolundan izine gelmeyi düşünüyorum. Planladım, hazırlıklarımı yaptım. Yola çıkacak arkadaşlara bazı söylemek istediklerim var, dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Her sene 13-14 senedir her sene 2-3 kere gittiğim için yolları, her şeyi, neler olup bittiğini yani artık iyice ezberledim. Dikkat etmesi gereken arkadaşlarım bazı hususları hatırlatayım. Şimdi ilk defa gidecekler var ya da diyelim ki ne 2-3 sene aralıkla gidecekler var. Yola çıkmadan önce arabanızın suyu, yağ, tekerlekleri bu aksamını bir kontrol ettir. Hani trenk gelen, kuelenke falan var. Hani sağ sol arabanın manevra, hani ses falan geliyor mu? Çünkü yolda herhangi bir kazayla karşılaşılmasın diye bu teknik olarak bunu bir söyleyelim. Ayrıca arabanız kendi üzerinize eğer açık değilse, başkasının üzerine ise, o mal sahibi arabanın içerisinde değilse gidin adetseden Vollmacht doldurun. O Vollmacht olmadan Türkiye'ye giremezsiniz. O Vollmacht kesin şart. İkiydi. Üçüncüsü arkadaşlar, yeşil kağıdını hemen unutmayın. Arabanın pasaportu gibi bir şey, grüne papiye, yeşil kağıdı olmadan Bulgar'a, Türkiye'ye giremezsiniz. Çünkü onlar orada size 400-500 euro sigorta yapar. Ağır gelir, gerek yok. En iyisi bu, yeşil kağıdı almadan gitmeyin. Yeşil kağıdı önce bir alın. Yeşil kağıt, arabanın kağıdı, yeşil kağıt, kendi pasaportunuz, kontrol edin. Tarihlerine bakın, pasaportunuzun günü bitmiş mi diye. Bunları özellikle imtiyaz, yani dikkat edin imtiyazlar. Yanınıza bozuk para alın birazcık. 5 euro, 10 euro, 100-200 euro kadar. Demir paralardan alın birazcık. Onlar da bazen hani yollarda bazen lavaboya, tuvalete girmek zorunda kalıyorsunuz. Veyahut da diyelim ki ne bileyim tünellerde veyahut da hani şeylerde bu Sırbistan'da da 3-5 euroluk bazı yollar var. Orada ödemeniz gerekiyor. Bozuk para bazen geri çevirmiyorlar, çeviremiyorlar. Demir para işte bu yüzden bulundurun ki 50 sent 1 euro falan filan paranız hani fazla vermek zorunda kalmayın tuvaletlerde de en azından. Ülkesine girdiğiniz bakın Bulgar veyahut da Macar değil Macar'da euro var. Onların ülkelerinde paranızı, euroyu onların ülke paralarıyla bozdurmayın. Mesela Sırp'ta dinar var. Dinar almayın. Bulgar'da da Bulgar'ın parası neydi ya? Aklımdaydı da unuttum neyse. Bulgar'da da yani Bulgar parası almayın. Mazotlarınızı falan nakit ödemeyin. Bakın euro üzerinden ödemeyin. Çünkü orada kasiyer bozarken çok çok ucuz bozuyor. Mazotu da zaten pahalı alıyorsunuz. İki kere kazık yiyorsunuz. Hem mazot pahalı hem bozdururken euronuzu ucuz. İki kazık. En iyisi mi karttan ödeyin. Merkez Bankası'nın fiyat yani euroya uygulamış olduğu fiyatla Avrupa'daki sizin kendi bankanız üzerinden çekildiğinde yani tek bir kere hani kazık yemiş oluyorsunuz. Para ya iki kere kazık değil bir kere kazık yiyorsunuz. Karttan ödeyin yani mümkün olduğu sürece karttan çekin. Başka ha şimdi ben genelde hep Macar üzerinden gidiyorum. Size de tavsiye ederim. Neden? Çünkü orada Macar'dan gittiğiniz zaman 100 kilometre yol uzuyor ama devamında şöyle bir şey var. Ta Sırbistan'a girene kadar gümrük görmüyorsunuz. Bir, orada gümrük az. Şimdi Hırvat'ta gümrük var arkadaşlar. Az da olsa kontrol kesinlikle gümrük. Orada bir sıra oluşuyor. Oradan çıkıyorsun Hırvat'tan yine bir sıra oluşuyor. Sırba girerken yani en azından bir saatiniz, 2 saatiniz alsa 3-4 saatiniz gider. Yani orada arabanın çalışması şunu bunu derken o kısalmış olan 100 kilometreyi de orada bekleyerek geçirmiş olacaksınız. Ayrıyetten oradan giderseniz bakın Hırvat üzeri giderseniz 35 euro civarı Slovenya'ya ayrıyetten vinyet ödemeniz lazım ekstra. Bir de Hırvat'a 25-30 euro civarı bir de Hırvat'a ödemeniz gerekiyor. Macar'dan giderseniz Macar'ın vinyetesi 15 euro aylık. Siz onu internetten online alın. Google'a Ungarn vinyete yazın. 2-3 sayfa çıkar. İlk çıkan 1-2 sayfayı kontrol edin. Hemen orada sizi yönlendiriyor sayfa. Plakanızı gireceksiniz. O girmiş olduğunuz plakanın harflerini ve sayısının yerini şaşırmayın. Düzgün ve sırasına göre yazın. Bir harfin yeri yanlış olursa mesela
1300 ise plakanız, mesela 1300 ise siz 3100 yazın. 1 ile 3'ün yerini yanlış yazın. 200-300 euro cezası geliyor. Haberinizde olsun. Plakanın yerine kesin doğru yazın. Macar'da. Ve bunu Piper'la ödeyebilirsiniz hesabınızdan. Hemen online Piper 2 dakikada ödüyor. Hemen orada ödediğiniz şeyi de resmini çekip bilgisayarınız varsa Ausdruck'un yapın, yanınızda bulunsun. Macar pek sorun yapmıyor ama şeyde sorun olabilir. Bulgarlar belki sorun yapabilirler. Bulgarlar doküman istiyorlar. Telefondan gösterdiğiniz zaman, e-mail gösterdiğiniz zaman biraz onlar geride yaşıyorlar. Hani daha ilkel olamamışlar. E-mail'di veyahut da fax'tı veyahut da şunlar, hani öyle değil. Telefon falan bakmıyorlar. Onlar birazcık daha böyle eski çağdan gidiyorlar. Belge görecekler. Her zaman yapmıyorlar ama belge yapabilirler. Onu yanınıza alın. Onu da söyleyeyim. Oradan girerseniz bakın 15 euro oraya ödeyeceksiniz. Sırba zaten mecbur ödüyorsunuz. Bulgar'a da ödüyorsunuz. Sadece 15 euro bir tane sınır ülkeye az vinyet ödeyeceksiniz. Mesela Hırvat'a ödediğiniz sayın. O eksik ve gümrük görmeyeceksiniz oradan. Yani az gümrük. Orada yolda giderken arkadaşlar uykunuz geldiği zaman uyuyacağınız benzinlikleri genelde benzinliklerde uyuyun. Öyle ceplerde veyahut da ıssız, kimsenin olmadığı, karanlık, öyle orman girişleri falan filan böyle yerlerde, çıkışlarda ne de uyumayın kesinlikle. Anında 3-5 kişi etrafınızı sarıp tekerinizi patlatabilir veyahut da arabanızı kirkoyla kaldırabilir havaya, siz yürüyemezsiniz. Yani sizi orada soyabilirler. Kesinlikle bakın oralar çok tehlikeli. Yolunuzun önünde çivili mesela tahtalar bir şeyler koyup yürüdüğünüz zaman tekerinizi patlatıp gidemezsiniz. Bir şeyler yaparlar yani, dikkat edin. Genelde böyle kalabalık benzinlikte, ışıklı, kalabalık ve kameralı. Genelde kameraların önünde uyumaya çalışın. Camınızı sağdan ve soldan hafif açarsınız. Çünkü sıcak oluyor. Ceyren yapıp da hani o uyku sizi terletmez. O lazım oluyor. Tamamen indirmeyin de araba hani camı açıkken soyulmayın diye söylüyorum. Ve uyuyacak kişi arabada kalabilir. Diğerleri arabanın kapısını kilitleyip dışarıda gezinti yapabilir 1-2 saat ne kadarsa, işte uyumayacaksa ses gürültü yapmasın diye, hani rahatsız olmasın diye. Hem de arabasını kontrol eder. Hem de o arada canı sıkılan, oynamak isteyen oynarlar. Ama şunu da söyleyeyim, ıssız, kimsesiz benzinliklerde uyumayın arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Başka da yola gideceklerde dikkat edeceğiniz çok önemli şeyler. Pasaportlarınızı falan söyledik. Şimdi Türkiye'den gelirken de Almanya'da şu anda koronavirüs testi bedava oldu. Şu anda öyle oldu. Siz bunu daha Türkiye'deki haberleri bazen takip edin. Almanya'da gelişmeler neler oluyor diye, geldiğiniz zaman nerede test yaptırabilirsiniz, nasıl yaptırırsınız, bunu iyice öğrenin. Eğer ki buna bir çare, bir çözüm bulamadıysanız Türkiye'de bulunduğunuz, izini geçirdiğiniz bölgede, semtte bir herhangi bir sağlık ocağı veyahut da oranın hani hastanesine bir test yaptırmak istiyorum. Korona testi deyin. 110 TL civarıymış ama testini deyin, orada söyleyin. Testi Almanca. Ülkenize göre yani dil olarak öyle yaptırın yani. Acil kod kullanın. Türkiye'de herhangi mesela sakatlandınız, bir kaza geçirdi, bir şey oldu, hastaneye gittiğiniz zaman her zaman şunu söyleyeceksiniz arkadaşım. Acil kodla deyin, bana yaptığınız her türlü ilaç veyahut da tedavi ne olursa acil kod olarak bildirin. Almanya'ya geldiğiniz zaman AOKA acil kod üzeri karşılıyor. Almanya sağlık sistemi acil kod olmazsa karşılamıyor. Hani zaruri, zevki bir hastalıkmış, gezmiş tozmuş gibi görüyor orada. Şimdi daha önce giden bazı Türk vatandaşlarından olmuş, şöyle olmuş mesela, tanıdık eş dost aracılığıyla Türkiye'de hani gereksiz yere fatura yazdırmış, bir ne bileyim 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro hani tedavi gördü, şu oldu bu oldu diye gelip buradan avukattan parasını almış. Yani hani sahtekarlar da oluyor, onların sayesinde Türkiye'deki birkaç kişinin yüzünden Türkiye'de artık tedavi uygulanmayacak. Herkes kendi cebinden ödeyecekti, yine tekrar bunu değiştirdiler. O uyanıklar mesela Türkiye'de böyle dolandırdığı için gelip burada Almanya'nın sigorta kasalarını, orada tanıda eşe dosta hani muayene olmuş gibi doktora şuna buna yazdırınca faturayı, mesela 3000 euro 5000 euro burada parayı alınca o iş biraz sakata giriyordu. Şimdi tekrar onun yolunu buldular ama acil kod üzerinden yazdırın arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bu da önemli. Buraya geldiğiniz zaman sıkıntı çekmezsiniz. Başka arkadaşlar yollarda dikkat etmeniz gereken önemli hususlar. Vinyetalara çok dikkat edin. Hafta sonu gidiyorsanız, bak genelde hafta sonu yolda oluyoruz biz Almancılar. Hafta sonu gidiyorsanız Bulgaristan'da hafta sonu vinyetası 5.80. Boşu boşuna 10-12 euro ödemeyin. Yani 5.80.
Gidin hafta sonu alın sadece internetten. Giderken de gelirken de hafta sonu alabilirsiniz. Bir app kolayca hemen Google'a giriyorsunuz. Paypal'dan ödeme yapıyorsunuz. Bir şey değil, çok basit. 3-5 hareket. Plakanızı vereceksiniz. Okey diyeceksiniz. Zaten birincisinde kaydettiği zaman ikincisinde otomatikman sizi tanıyor. Daha kolay alıyorsunuz. Avusturya'nın vinyetasını zaten giderken oradaki benzinliklerden alabilirsiniz. Oradaki benzinlikler pahalı satmıyorlar. Çünkü orası standart sigara gibi. Ama Macaristan vinyetasını oradaki benzinliklerden alırsanız 5-10 euro pahalı. Bulgar vinyetasını Bulgaristan'dan alırsanız 5-10 euro kazıklanırsınız. Bunu da unutmayın. Yani illa buradan gitmeden alın yani kazıklanmak istemiyorsanız. İçeceğinizi, yiyeceğinizi buradan kendiniz yanınızdan götürebilirsiniz. Götürün yani orada yani yollarda bilmediğiniz şeylerden yiyip içmeyin. Domuz yağı olur, domuz şeyi olur. Yani bu da yani çok uygun, hoş bir şey değil. Arabanız bozulursa arkadaşlar, bakın şunu söyleyeyim. Arabanız bozuldu. ADTS'ye bildiriyorsunuz. ADTS size bir ekip gönderiyor. Göndermiş olduğu ekip size telefonda sizin isminizi, bak sizin isminizi, plakanızı gösteriyor. Siz o musunuz diye, bak siz söylemeyin kimseye, kendi isminizi, kendi cisminizi, plakanızı bak o görür ama isminizi bilemez sizin kim olduğunuzu. O adam dilinizi bilmediği için ben ADTS'den geldim, ismin Eren, ismin Mehmet, ismin Ahmet, soy ismini de söylüyor. Onu söylediği zaman o kişi güvenilir olduğundan onunla gidin, o ADTS ile çalışın. Yoksa ADTS flaması var, yok kurtarıcı şu bu geldi, ben seni çekmeye geldim, ADTS'ye gönderdi, kesinlikle binip gitmeyin. Bak kesinlikle sizi nereye götüreceği, nerede soyacağı belli olmaz. Şimdi gittiğiniz zaman da sizi çektiği zaman da arabada kıymetli eşyalarınızı alın, sizi otele şuraya buraya yerleştiriyorlar bazen ve tamirat birkaç gün sürebiliyor, o da var. O yüzden parça beklemek zorunda kalıyorsunuz ve şöyle bir şey söyleyeyim, hepinize ayrı ayrı oda vereceğiz derlerse kabul etmeyin. Deyin ki biz hepimiz ailecek bir odada kalacağız deyin. Bir oda alın yani, ayrı ayrı eşini çocuğunu falan başka odalara koymayın. Yani bir odada kalın. Tek bir odada kalın. Büyük bir aile odası isteyin. Çünkü başınıza, ailenizin başına siz uykudayken şurada burada ne geleceğini bilmiyorsunuz. Bak unutmayın, bu da çok önemli. Ben kendimden bir şey söyleyeyim. Ben geçen sene giderken Macaristan'da arabam bozuldu. Beni çektiklerinde ben bir yere götürdüler. Ben götürdükleri zaman baktım içeride çok kalabalık bir şey var. Hemen ben orada bir tane benim bir küçük bıçağım vardı, aldım yanıma. Yani o anda yani kötü bir şey başına geldiği zaman artık ne yaparsın ne olur bilmez. Çünkü çoluğun çocuğun ailem var yani. Orada hiç insan gerisini düşünmüyor. Ne başına geleceğine, karşı tarafın nasıl davranacağını bilmediğin için. Eşim de hemen makas almış zaten. Yani çaktırmadan nasıl olacak hemen almış. Yani orada dikkat edin arkadaşlar, yani bir şey olacak diye demiyorum ama yani dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu işin içerisinde namusunuz var. İşin hani paranız gider belki, tamam bir şey olmaz da pasaportunuz neyiniz çalınsa uğraşır muğraşır çıkartırsınız belki, ama bu işin içinde namusunuz, çoluğunuz, çocuğunuz var. Çok kötü şeyler oluyor yani, yaşandı biliyorsunuz. Artık şu anda çok az, çok minimum ama sizin yani yapmış olduğunuz basit davranışlar onları azdırmasın. Sizden ders alıp bir başkalarına hani kuvvet alıp başkalarına da aynısını yaparlar. Arabanız öyle tenhalarda çekip uyumayın. Buradan şunu da söyleyeyim, çok önemli. Giderken Münih civarını, bak Münih civarını, Almanya'nın, Avrupa'nın, Belçika'nın, Fransa'nın, nereden giderseniz Münih civarını akşam saat 4-5 civarına dek getirin. Buradan 4-5 civarı olursa bütün gece araba süreceksiniz. Yani Macaristan'ı ve Avusturya'yı gece geçersiniz. Sabah güneş ışırken Sırp ve Bulgar'da oluyorsunuz. Gündüz geçin Bulgar ve Sırp'ı kardeşim. Gündüze dek getirin. Bulgar ve Sırp'ı gündüz, geceye dek getirmeyin. Gündüz uyusanız bile bir yerde gündüz uyumuş olursunuz. O yüzden arabanın çıkacağınız zamanı ona göre düzgün ayarlayın. Arabanıza Blitz'e DE programı indirin. Her yerde açın. Bütün Avusturya'daki ne kadar Blitz'ler varsa hepsini oradan görebiliyorsunuz. Avusturya her tarafta radar var. Her tarafta yani bütün tünellerin hepsinde kesinlikle var. Boşu boşuna bir de ceza yemeyin. Bakın izine çıkmadan, gitmeden ceza yemeyin arkadaşlar. Başka neler söyleyelim? Para zaten götürmeyin yüklü miktarda, biliyorsunuz onu da artık servisten hemen yakalıyor. Çünkü artık çok usta oldular. 10.000 Euro'dan üzerine bildirin kardeşim, vergisi yok, algısı yok, hiçbir şeysi yok. Yani kesintisi yok, bildirin. Bankaya yatırın, çekin, bankadan aldım deyin. Üzerimde 20.000 var, 30.000 var, 50.000 var, götürüyorum deyin. Hiçbir cezası, yasak, işlem, vergi falan filan bir şey yok. Alın götürün. Şimdi Sırbistan'da artık memurların elinde bir alet var. Adam çayın içine saklamış mesela. Adam çayın içine saklıyor. Bilmem yani yiyecek içeceğin içerisinde saklıyor. Adam şöyle tutuyor, içindeki ne var onu görüyor artık.
Yani şimdi böyle bir sistem uyguluyorlar. Önce soruyor sana para var mı diyor. Yok diyorsun. Adam makinayla tutuyor, görüyor, yakalıyor. 5 milyon euro yakaladılar bu sene. Yani yazık adamlara kaldı 5 milyon euro. Bu parayı kolay mı kazanıyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Dikkat edin arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yola çıkacak olanlar hayırlı yolculuklar. Yoldan da sizlere tekrar videolar yapıp göndereceğim. Beni takip ederseniz videolarımı görebilirsiniz.